Bangladeşli Seyit İsmail Hoşan Şirazi'nin Türkiye seyahatnamesi 1912 ve 13 arasındaki bir seyahatnamesi. Aslında bu seyahatnamenin, daha doğrusu bu çalışmanın arka planı ve seyahatnamenin arka planı size anlatmak istiyorum. Burada İsmail Hoşan Hüseyin, konu olan İsmail Hüseyin Şirazi kimdir? Nerelidir? Ne zaman doğmuştur? 1880 yılında Temmuz ayında dünyaya gelmiştir. O zamandaki Hindistan Kraliyeti'ne bağlı olan Abna ilçesinde Şirazgan'da doğmuştur. Şirazi da Şirazganca doğduğu için oradaki ismini bir nevi kendine unvan olarak, soyadı olarak ekledi. Şirazi oldukça bir entelektüel bir insan. Yani ortaokulu tamamladıktan sonra lise öğrenimi tamamlayamadı. Çünkü maddi gücünü yetmediği için liseye gidemedi. Ama buna rağmen Farsçayı, Sanskritçayı, eski Palicayı ve Manusmitra'yı, eski skriptleri okuyup ondan sonra tahsil etmiştir. Şirazi, şimdi gördüğünüz gibi Şirazi'nin bir fotoğrafı var. Yani bu kişi Şirazi oluyor. Kıyafette de yani Osmanlı Sultan'ın, yani Türkiye'deki geldikten sonra Osmanlı fesi var. Onunla o kıyafeti verdiği, hediye edildikten sonra bir fotoğraf çekiliyor. Ve Şirazi'nin sadece Osmanlı'da bulunan fotoğraflar mevcuttur. Başka bir hiçbir fotoğrafı yoktur. Şirazi oldukça çok çeşitli bir alanda çalışmıştır. Hem gazeteci olarak yazılar yazmıştır. O zamanki geri kalan Hint, Bengal bölgesinin Müslümanların aydınlanmaya, onları uyandırmaya, İngiliz sömürüsüne karşı kendilerini bir oz varlığını ortaya koymaya çalışmıştır. Aynı zamanda bunu çalışırken de İslam'ın miras bıraktığı o muhteşem tarihi şeylerden ilham alarak Müslümanlara bir motive etmeye, Müslümanlara bir ilham vermeye çalışmıştır. Şirazi Bangladeş'te ya da Hindistan'da özellikle çiftçilerin ve daha sonra bunu da Gandhi'nin ona ayak olduğu böyle geri kalan toplumlara böyle harekete geçiren bir şekilde zeminini oluşturmuştur. Aynı zamanda Şirazi Bengalce olarak diriliş şairi olarak tanınmaktadır. Hem çeşitli alanlarda düşünceleri dile getirmiştir. Özellikle onun şiirleri çok unludur bizde. O yüzden diriliş şairi olarak tanınıyordur. Şirazi bir Anul Prabahu diye bir roman, daha doğrusu bir deneme yazdıktan sonra, aynı zamanda içinde şiirler barındıran bir eseri yazdıktan sonra 2 yıl İngiliz Sömürü Devlet tarafından, ikiz İngiliz vali tarafından hapse mahkum edilmiştir. Bu Anul Prabahu daha sonra Bangladeş'in ulusal şairi olan Gazi Nazrul İslam onu tekrar bağımsız bir şiir haline getirerek Türkiye'nin milli marşı gibi marşa ilham olmuştur bu şiir. Bu 2 sene mahkumdan sonra Şirazi tekrar mahkumdan sonra Şirazi Türkiye'ye seyahat etmeye, oradaki hilafet ayaklanmayı başladıktan sonra buradaki dört bir yandan yedi duvarlı Türkiye'ye, Osmanlı'ya böyle buluşmaya, böyle parçalamaya çalıştıktan sonra Hindistan'daki Müslümanlara vicdanı uyandırmıştır. Oradaki Hint Hilafet Komitesi'nde yer alarak aktif bir şekilde Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Ve Şirazi Türkiye'ye gelmeden önce, Hilafet Komitesi'nde yer almadan önce çeşitli gazetelerde yazı yazıyordu. Gazeteler, dergiler hazırlıyordu. Ondan sonra Hint Ulusal Kongresi'nde, Müslüman Ligi'nde, Ulema-i Cemiyeti Bengla, Ulema Cemiyetul Hind inde, ondan sonra Çiftçiler Cemiyeti'nde de yer almıştır. Yani oldukça bir hareketli bir teşkilat
hayatı vardır İsmail Hoca'nın, Şirazi'nin. Bu zamanlarda onu Hint Hilafet Komitesi'nin içine alan Bengal bölgesinden hiçbir Müslüman bulunmuyordu. Yani Türkiye'ye seyahat edecek, Türkiye'ye tıbbi bir yardım heyeti getirecek bir Müslüman temsilci olarak birisini Hint Komitesi'ni arıyordu. Ve İsmail Hüsnü Şirazi kendisine bu görevi memnuniyetle kabul edeceğini ve kimse Bengal bölgesinden kimse ikna olmadığını, çünkü deniz aşırı bir yolculuk olacak ve her tarafta, yani Arap bölgelerde her tarafta bir savaş söz konusudur. Hayatta kalıp kalmayacağını belli değilken Şirazi bunu rüyasında görür, seziyor. Türkiye'deki Müslüman halkları ve Türkleri, daha doğrusu bu mücadelesinde tek başına bırakamayacak kadar derin bir duygu içerisinde rüyalar görüyor. Ondan sonra da Türkiye'ye gelmeye karar veriyor. Ve Hilafet Komitesi'nin, gördüğünüz gibi burada bir ilk Hilafet Komitesi'nin beyannamesi var burada. Burada bir tarafta İngilizce olarak, bir tarafında Urduca olarak Hilafet Komitesi'nin beyannamesi var. Burada Hint Müslümanlara çağrı yapılmaktadır. Yani bir Cuma gününü, yani Müslüman komitesi olarak, özellikle Bengallar Hilafet Komitesi'nin, hilafet ayaklanmasını ya da yani İngilizce'deki çevirmeleri Türkiye'deki direkt ayaklanması olarak çevirmeyip de bir hareket olarak görüyor ya da komite olarak görüyor. Bu komitenin ya da bu ayaklanmanın bir aynı zamanda bir faaliyeti olarak Cuma gününü seçiliyor ve Cuma günü özellikle dükkanları, Bengal bölgesinde, Hint bölgesinde dükkanları ve ticaretleri faaliyetten vazgeçerek ondan sonra bir günü kutlanıyorlar ve neler yapabileceğiz? Bir nevi Türkiye'nin bazı şairlerin, yani biz gördüğümüz gibi bazı şairlerin tipki Türk mücadelesini, mesela saati kurmuş gibi ya da Filistin saati kurmuşlar gibi, ben Hint Müslümanları da Türkiye'nin kurtuluşu için, Türkiye'nin, Osmanlı'nın kurtuluşu için düşünce saati, faaliyet saati, hatta faaliyet gününü belirliyorlar ve bir araya gelerek yardımları toplayıp ve düşünceleri ve protestoları, eylemleri düzenliyorlar. Ve şurada da onların bu farkında vardılar. Burada bir çağrı var. Friday 9th March 1999, Khilafet, Jaziratul Arab, Holy Place of Islam, Time for Final and Decisive Efforts, India's Final Message for the Justice and Rightness. Yani şurada diyor ki, yani Time for Final and Decisive Efforts. Yani bu son zaman diyor. Yani sadece Türk mücadelesinin yanında, Türkiye'nin yanında şimdi yer almazsanız yarın neler olacağını, Avrupa bunu parçalayacağından emin olamayacağınız gibi, şimdi eğer bugün hareket etmezseniz yarın olmayacaktır. Bir çöküşü içerisinde, bir karanlık içerisinde gömeceğine bunun farkında varmışlar. Burada da sadece bu faaliyet içerisinde değil, aynı zamanda hilafete destek vermesi için para birimi basmışlar, para birimi düzenlemişler. Burada da gördüğünüz gibi Mangzellezi yakşanahu, buradaki daha doğrusu Türkçe olarak meali okusam, Allah'a kim güzel bir odunç ve takdimde bulunursa Allah karşılığı kat ve kat verir ve ona cömertçe verilecek bir ecir de vardır olarak yazılıyor. Arapçada aşağıda da burada gördüğünüz gibi Urduca olarak tercüme edilmiş. 10 rupee India 1920 centuries buradaki yazılıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi senesi olarak ve damgası olarak Hilafet Komite olarak Kalkata yazılıyor. Yani Kalkata'da basılmış bir para birimidir. Bu destek vermesi için daha sonraki bu destekler hilafeti bir de Ankara'ya, daha doğrusu İstanbul'a getirmek için Türk Kizilay, Hilal-i Ahmar, o zamanki Hilal-i Ahmar vasıtasıyla bu yardımlar getiriliyordur. Şimdi özellikle Bangladeşli Seyyid İsmail Hoşan Sirazi dememin sebebi aslında onu Bangladeş'e sığdırmak pek mümkün değildir.
O yüzden bir jeopolitik olarak, o zamanki jeopolitik olarak coğrafik bir yapısı da bakmamıza fayda vardır. Çünkü Hint Alkıtası'nı yaklaşık 14 tane devlete ayrılıyor, ulus devlet olarak ayrılıyorlar. Bundan önce Bangladeş Batı Pakistan olarak kalıyordu. Çünkü bu Batı Pakistan içerisinde Bengalce konuşan olanlar ağırlıklı olarak vardı ve Arakanlı Müslümanlar da Bengalce bir lehçesi olarak Bengal olarak tanılıyordu. Ama Hindistan'daki politikaları Bengal içerisinde çok kalabalık bir nüfus dahil etmemek için daha sonraki bağımsızlık söz konusu olabileceğini düşüncesinden dolayı Naf Nehri sinir alarak Arakanlılara böyle Burma'ya bırakılmıştır. Bu bırakma söz konusu olarak bu zamandaki şimdiki Burma sorunları da aynı zamandaki o zaman siyasetin belirlediği sınırların bir sorunu olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Şimdiki Bengal halkı, Bengal Müslüman halkı anlamak için daha doğrusu bizim Bengalları nerede yaşadığını, hangi coğrafyada bu Bengalca konuştuğunu, Bengal ırkını nasıl görebiliriz? Buradaki iki bölge olarak burada Bengalce konuştuğunuzu gördüğünüz bu haritayı Bangladeş olarak görüyorsunuz ve Bangladeş'in Hindistan'ın yarısı neredeyse Bengalce konuşuluyor. Bu Bengalce konuşulan nüfuslardan sadece Müslümanlar bir Doğu Pakistan'a dahil oluyor ve Bangladeş olarak ayrılıyor. İsmail Hoşan Şirazi de şimdiki o kaderi içerisinde, coğrafyanın kaderi içerisinde Bangladeş'in bir nüfusa şimdiki sahip olduğu için biz Bangladeşli olarak, Bangladeşli İsmail Hoşan Şirazi olarak elimize aldık. Ve bu Bangladeşli olarak o zamandaki Doğu Pakistan'ın temsilcisi olarak İstanbul'a geliyor ve İstanbul'da cephede savaşlarda katılıyorlar. Gönüllü olarak cephelerde yardımda bulunuyorlar. Şimdiki gördüğünüz gibi Omurli cephanesindeki müdafaasındaki bir fotoğraf var. Burada arkasındaki toplar, tüfekler görebiliyorsunuz, çadırlar görebiliyorsunuz. Ve kendisi de askeri kıyafette ve silahla fotoğraf çekilmiştir burada. Ve Türkiye'deki Şirazi çeşitli faaliyetlerde dediğimiz gibi bulunuyor. Tıbbi yardımlarda aynı zamanda gazetecilik de yapıyor. Ondan sonra paşalarla görüşüyor. Ondan sonra bu görüşmeler paşalar ve gözlemledikleri telegraf vasıtasıyla Hindistan'daki Müslümanlara aktarıyor. Ve oradaki gelen cevaplar da yani Türkiye gelenlere de cevap veriyor ve Türkiye bu yazıları daha sonra seyahatnamesi olarak 1913'te Şah Cihan Yayın Evi tarafından yayınlanıyor. Ve enteresan olan şeyler bazı başlıklar gerçekten çok dikkat çekiyor. Mesela Türkiye'deki izlenimi, Çatalca'daki gerçeği, neden Türk askerleri ilerleyemiyor? Mesela neden Bulgarlara karşı koyamıyorlar? Neden Yunanlara karşı koyamıyorlar? Ondan sonra mesela tesettür geneliği, Hindistan'daki kadın hayatlardan Türkiye'deki kadın hayatları farkı nedir? Buradaki kadınları oldukça özgür buluyor ve her tarafında ve obunuyor ve diyor ki Türkler buraya diyor, kadınların sayesinde gelmiştir. Onlar atlarıyla binip ondan sonra Türkleri, erkekleri ya da adamları cesaret vermeseydi bugün ne Orta Asya'dan buraya gelebilirdi ne de bu coğrafyada onlar kalıcı olarak kalabilirdi. Aynı zamanda Türkiye'nin son durumu, Türkiye'nin suçu nedir diyor. Türkiye niye dört bir tarafından saldırıya uğruyor diyor. Yani diyor ki buradaki Müslüman topluluğun varlığını silmek istiyorlar, bunu bulup parçalamak istiyorlar ve bunu diyor John Turklar fark ediyor. Aynı zamanda kendisi bazı John Turk paşalarla da buluşuyor. Şunu notör olarak John Turk hareketine bakıyor. Diyor ki bizim eğer madem bir kurtuluş olacaksa modern bir İslam anlayışıyla kurtuluş olabilir. Ama şuna daha sonraki İngilizlerin oyunlarına farkına varıp diyor ki bize dört bir tarafından Balkan savaşlardan yani sürüklemişler ve John Turklara demiş ki bakın siz böyle düşünce faaliyetleri ya da hareketleri yapın ama size diyor savaşın sonucu ne olursa olsun toprak kaybedilmeyecektir. Ama daha sonra John Turklara bu sözü tutulmuyor. Diyor ki siz diyor diyor ki yani Balkan devletleri daha doğrusu Balkan çetecileri dediğimiz şeyleri diyor ki onların
savaşın zaferinden mahrum bırakılmaz diye. Ondan sonra da Türkiye'yi parçalıyor. Ve bu oyuna geliyorlar. Onu da Anladık fark hocam. ediyor. Toparlayabilirseniz sürenizin Pardon? sonuna geliyoruz. Toparlayabilirseniz sürenizin sonuna geliyoruz. Okey. Şimdi bazı buradaki Türk dizileri hakkındaki bazı yorumlar çok çarpıcı bir yorum yapıyor. Diyor ki yardımları istiyor. Hint toplumlar tarafından diyor ki Türk dizileri bağış yapın ve buna bağış yapın. Türk dizileri ne kadar güçlü oluyorsa Türkiye'deki cephede askerler o kadar güçlü oluyor. Onların yararları yardım etmeye, ondan sonra asker bir silah ve teçhizatlar almaya, ondan sonra tıbbi yardımları, teçhizatlar almaya daha çok yardımcı oluyor. Aynı zamandaki tarihi tekrardan ibaret olan sözü de gerçektir. Şimdiki nasıl bir Türkiye'nin ekonomisinin bir dengesi, dört bir yanda savaş içerisindeki Türkiye'nin ekonomik politikası ne kadar acı bir durumdaysa o zaman da aynı şekilde. Diyor ki bonoları satın almaya, tahvilleri satın almaya teşvik ediyor. Diyor ki Türkiye'den tahvilleri satın alın, Türkiye'yi borsaya para yatırın. Şimdi de aynı gayretleri görüyoruz. Katar'dan ya da orta ne derler ona Uzak Doğu tarafından fonlar ya da tahviller satın almaya çalışılıyor. Aynı zamanda o zaman da İsmail Hoca'nın Şiraz'ın tavsiye ettiği Londra borsaya değil İstanbul'daki borsaya para yatırın, tahvilleri satın alın. O zaman Türk askeri, Türk ekonomisi ne kadar güçlü olursa Türk askeri de o kadar güçlü olur ve müdafaa hattında daha çok güçlü bir şekilde memleketini Osmanlı ya da Türkleri daha çok güçlü bir şekilde kendileri savunabilir. Sonuç olarak gelirsek yani bütün perspektifle o dönemki Türkiye'nin nabzını cani gönülden takip eder. Bu savaşı kendine bir savaş olarak görür ve reddiyeler verir. Yani Türkiye'nin bu gidişatı batıya yönelik ondan sonra bir hilafeti kaldırmasını da onu güzelmiyor. Diyor ki her nasıl olursa olsun biz Türkiye'nin, Türklerin yanında olmalıyız. Çünkü Türkiye'nin burada var olması bir şekilde Türklerin sürdürmesi bize de güç katacağını düşünüyor. Ve aynı zamandaki bu şekilde keskin dille bazı eleştiriler de getiriliyor. Bu şekilde bu önemli bir seyahati, önemli bir kaynağı bu makale vasıtasıyla bunun işine çıkaracağını ve ilk kez bir makalenin konusu ya da çevirisine bir çalışmaya sürdüreceğimize ya da incelemekte olacağımı sizi bildirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Musadık Bilal hocamız. Sunumun başlığı İsmail Hüseyin Şirazi'nin Türkiye Seyahatnamesi'ydi. Osmanlı dönemi, Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki İsmail Hüseyin Şirazi, Bangladeşli İsmail Hüseyin Şirazi'nin sadece seyahatnamesinde değil, o dönemki savaş durumunu, edebiyatını, işte uluslararası yardımı bize açıkladı. Biliyorum ben zamanınız yetmedi. İsterseniz soru, cevap veya eklemek istediğiniz bir şey olursa tartışma bölümünde konuşuruz. Çok teşekkür ederiz Müsadık Bilal hocamız. Ben teşekkür Şimdi ederim. Sağ sıradaki olun. ikinci sorum bana ait. Benim sunumum başlığı post pandemi döneminde Batı Avrupa Radikal Sağ Popülizmi. Aslında Batı Avrupa Radikal Sağ Popülizmi Almanya, AfD örneği üzerinden ele alacağım. Hocam ekranınızı kapatabilir misiniz lütfen Musadık Hocam? Ben ekran paylaşımı yapacağım. Görebiliyor musunuz hocam benim ekranı? Evet, duyabiliyoruz sizi. Ekranda görebiliyorsunuz. Benim slaytları Evet, görebiliyor evet. musunuz? Evet, Tamam, görelim. harika. Dediğim gibi benim sunumum pandemi sürecinde ve pandemi sonrası dönemde Batı Avrupa Radikal Sağ Popülizmin açıklamak. Burada bir vakamız var. Almanya örneğini aldık biz. Şimdi aslında direkt Almanya, AfD, Almanya Alternatif Partisi'ne geçmeden önce bu partinin ya da daha doğrusu Popülist Radikal Sağ Parti'nin ideolojik açıklamalarını, söylemlerini ve pandemi öncesi dönemi ele almak istiyoruz.
Dolayısıyla sunumum içeriği bir popülist radikal sağ partilerin tanımı ve kavramlaştırılması olacak. İkincisi bu partinin, AFD'nin siyasi söylem temaları olacak. 3 pandemi öncesi AFD, 4 pandemi sonrası AFD ve 5 sonuç bölümü olacak. Tabii AFD, Almanya AFD Partisi popülist radikal sağ ailesine ait veya üye bir parti diyebiliriz. Tabii bu partiler Avrupa'da sadece AFD yok, her ülkede AFD'ye benzer partileri var. Dolayısıyla bir ortak terim kullanılıyor, popülist radikal sağ partiler veya aşırı sağ partiler, popülist aşırı sağ partiler. Tabii partilerin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar, ideoloji ve söylem ile krizin yarattığı reel durum arasındaki ilişkiye bakarak açıklamak mümkün. Ancak öncelikle dediğim gibi bu partinin ideolojik özelliklerine ve söylem temalarına kısaca bakmakta fayda görüyorum. Bu partileri nasıl tanımlıyoruz? Popülist radikal sağ partileri nasıl tanımlıyoruz? Aslında burada anahtar bir kavram var. Niş partiler diyoruz. Nedir peki bu niş partisi? Bu partilerin en önemli özelliği siyasal tartışmayı, kendilerinin yararlandıkları düşündükleri ve genel olarak ana akım partilerince ele alınmadığı düşünülen yeni bir konuya ya da farklı bir konuya odaklanma. Bu ortak popülist radikal sağ partileri arasında ortak bir konu. Daha çok böyle ideolojik yaklaşımlardan daha çok popülist veya oportunist bir konuya odaklanıyorlar. Yine popülist sağ özellikle geleneksel sosyoekonomik bölünmeyi kapsayan ana akımlar parti tarafından büyük ölçüde göz ardı edilen sınırlı sayıda. Mesela göç olabiliyor, çevre olabiliyor veya bölgesel sorunlar oluyor. Onun üzerinde kampanya yürütüyorlar. Dolayısıyla biz bu partileri niş partileri olarak adlandırıyoruz. Çoğu popülist radikal sağ partinin ortak yanı bu parti ve hareketlerin veya tanınmış isimlerin taraftarı olan çoğunluk toplumu bireylerin otoriter, milliyetçi söyleme yakın olmaları ve etnik azınlık ile toplum çeperindeki farklılıkları hor görmeleri, dışlamaları. Yani burada biz ve onlar farklılaşması var. Bu çoğu popülist radikal sağ partinin ortak yanı diyebiliriz. Burada ekranda popülist radikal sağ partilerin ortak ideolojik yapısını görüyoruz. Burada 3 tane çember görüyoruz. Bu 3 çemberin yani popülizm, nativizm, nativizmdeki yerlilik, millilikten bahsediyoruz. Popülizm, nativizm ve radikalizmin kesiştiği yerde bu partilerin aslında ideolojik yapısını bize veriyor. Yani bu partiler hem popülist olacak, hem nativist yani milli veya yerli olacak, hem de radikal ve otoriter olacak. Nativizm ne demek? Dediğimiz gibi nativizm aşırı milliyetçilik, yerlicilik, bizde milli ve yerli denilir tırnak içerisinde. Aslında tam olarak bu anlamı karşılamasa da bu şekilde tanımlayabiliriz. Nativizm tek kültürlü devlet toplum, aynı değerleri ve ilkeleri paylaşan ulusun üyeleri yalnızca millet mensuplarının devlet topraklarında yaşaması gerektiği ve dışarıdakilerin yani nasyonel olmayan unsurlar politikanın istikrarına karşı bir tehlike oluşturduğu düşüncesi popülist radikal sağ ideolojinin tam kalbinde yer almaktadır. Yani burada biz ötekileştirmeden, dışlamadan bahsediyor. Yani bizden olmayanın dışlayan bu yerlici nativist anlayış daha çok göçmenleri ve azınlıkları kültüre, kendi kültürlerine bir tehdit olarak algılamaktadır. Yine burada bir ulusal mit fikri var, ideolojisi var. Yerli olmayan kişiler, göçmenlere ve farklı ırka ya da dine mensup olan kişiler olabiliyor. Bunlar kendi milletlerin dışında sayılıyor. Popülizmin anlamı ne? Popülizmi aslında literatürde 3 tane farklı anlam yüklüyorlar. Bunlardan bir tanesi ideoloji, ideolojik olarak popülizm, stratejik olarak popülizm ve söylem olarak ya da iletişim olarak popülizm. İdeolojik olarak popülizmin anlamı toplumun nihayetinde iki homojen ve antagonist gruba ayırmayı düşünen ince merkezli bir ideoloji. Yani burada tam teşekküllü bir ideolojiden bahsetmiyoruz. Yani her ideolojiye eklenebilen ince merkezli bir ideoloji olarak tarif edebiliyoruz. Tabii bu ayrım saf insanlar ve yozlaşmış seçkinler olarak gerçekleşir. Yine burada da az önce belirttiğimiz gibi bizler onlar ayrımı var. Ve siyasetin insanların genel iradesi. Burada genelde gerçek halk oluyor. Strateji olarak popülizm birkaç liderin çoğunlukla örgütlenmemiş çok sayıda kitleyi doğrudan ve dolaylı olarak devlet gücüne dayanarak uyguladığı politik bir strateji.
Söylem olarak popülizm ise modern demokrasilerde popülizm hem yerleşik iktidar yapısına hem de toplumun baskın fikir ve değerlerine karşı bir itiraz olarak görüyor. Yani burada protestan yapısından bahsediyoruz. Popülizm iyi halkın kötü elitler tarafından aldığı bir kavram olarak değerlendirilebilir. Daha çok Ernest Laclau veya Moffitt, Ernest Laclau'nun eşi Moffitt bu söylemi genelde Latin Amerika ülkelerinde uyguluyorlar. Yine popülizmin kısaca bir tanımını yapmak gerekirse burada saf ve erdemli halk ile yozlaşmış elit karşılığından hareketle egemenliğin yeniden halka verilmesini talep etmektedir. Tabii bunlar kendileri halkın temsilcisi, gerçek temsilcisi veya gerçek demokratlar olarak sunuyorlar. Burada şuna dikkat etmek gerekir yine bu kavramsallaştırma yaparken. Etnokültürel temelde homojen bir ulus tanımı. Yani bizden olmayanı dışlayıcı bu yerlici anlayış var. Özellikle Avrupa, Batı Avrupa'da göçmenleri ve azınlıkları kendi kültürlerine tehdit olarak görüyorlar. Yine burada popülizm yaparken kendi halkının veya atalarının büyük zorluklarla yarattığı ulusal zenginliği, varlıkların, nimetlerinden sadece ve sadece ulusun öz evlatları yararlanabilir diye gittiği iddiası var. Burada da refah şovenizminden bahsediyoruz. Radikalizm ise tabii bu radikalizm ve otoriterlik biraz da çoğulculuk, yani çoğulculuğu hiçe sayan otoriter bir yönetim anlayışı. Bu da popülist radikal sağın paylaşmış olduğu başka bir unsur. Yine burada özellikle hukuk anlamında sıkı kurallar çerçevesinde yönetmenizi talep eder. Yani burada göçle ilgili bir konu olduğunda hızlı bir şekilde mahkemelerin işlemesine veya sınır dışlarının hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Yine burada sosyo-kültürel boyutta otoriter bir duruş var. Daha çok söylemlerinde bu popülist radikal sağ partilerin söylemleri sosyoekonomik zorluklar ve sosyokültürel tehditler var. Aslında söylemlerini radikal ve otoriter söylemlerini bunun üzerine inşa ederler. Şimdi popülist radikal sağ partinin başarısına katkı yapan iki faktör var. Bunlar arz yönlü faktörler ve talep yönlü faktörler. Arz yönlü faktörler daha çok bu popülist radikal sağ partilerin seçmenlerine sundukları konular ve politika tercihleri, işte bu krizler olabiliyor veya ajandadaki herhangi bir olay olabiliyor. Diğer faktör ise talep yönlü faktör, sosyoekonomik ve siyasi gelişmeler. Tabii talep yönlü faktörlerde de sosyoekonomik ve siyasi gelişmeler olduğunda aslında seçmen farklı bir arayışa giriyor, o karşılarında popülist radikal sağ partileri buluyor. Şimdi Batı Avrupa'daki popülist radikal sağ parti üzerinden AfD'yi ve diğer partileri de aslında buna eklersek bu partilerin söylem temaları nedir? Siyasi söylem temaları nedir? Birincisi göçmen karşıtlığı. İkincisi İslam ve sembolleri karşıtlığı var. Üçüncüsü Avrupalı olmayan yabancı karşıtlığı var. Aslında burada da yerli ve yabancı karşıtlığı var. Yani Avrupa'nın içerisinde de çünkü. Avrupalılar var ya, Avrupalı olmayanlar var. Burada özellikle yabancı karşıtlığı Avrupalı olmayanlara karşı. Yine burada Avrupa Birliği şüphecisiler, Avrupa Birliği karşıtlığı var. Aslında ülkenin veya yönetimin Avrupa Birliği'nden, bu birlikten çıkmasını söylerler. Krizleri var, ekonomik, sağlık, siyasi krizleri. Daha çok bu partiler işte böyle ekonomik krizleri olduğunda ya sağlık krizleri olduğunda daha çok böyle rol oynarlar veya oylarını yükseltirler veya gündemlerinde bunu eleştirisini yapmak ya da bunu daha çok nasıl dillendirmek diyelim, bunu daha çok medyada, ana akım medya olmasa bile günümüzde sosyal medya çok iyi, başarılı bir şekilde araçsallaştırıyorlar. Yine burada küreselleşme, globalleşme karşıtlığı var. Az önce bahsettiğim refah şovenizmi, yani benim Avrupa benimdir veya Almanya benimdir veya Fransa benimdir. Ekonomik korumacılık var. Kendi varlıklarını diğer insanlarla, kendi vatandaşların dışında kalan vatandaşlarla paylaşmak istemiyorum. Bu haritada, tabii harita, bunu da söylemek gerekiyor. Harita güncel değil. Geçen yıl haritası. DV gazetesinin araştırması, Dachwelt'in araştırması. Burada sağ popülist partiler var. Aslında sağ popülist partilerin Avrupa'daki dağılımı görülüyor. Yani burada sağ popülistler iktidarda olan yerleri var. İşte örneğin Macaristan. Sağ popülist koalisyon ortağı var. Yine olan Macaristan. Daha önce İtalya'da vardı ama şu anda yok.
Yunanistan'da vardı, şu anda yok. Yine mecliste temsil edilen sağ popülist partilere baktığımız zaman Fransa, Almanya, Çekya, İsveç, İtalya, yani neredeyse tüm ülkelerde bu sağ popülist partiler ya iktidarda var, ya koalisyon ortağı veya mecliste temsil edilen milletvekilleri, üyeleri var. Şimdi AfD'ye geçecek olursak, Almanya için alternatif partisi Türkçe. Aslında bu parti çok genç bir parti. Çok uzun bir süre önce kurulmuyor. Yalnız şöyle ilginç bir tarafı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yeni kurulan hiçbir parti seçmenler tarafından alternatif partisi kadar hızlı benimsenmedi ve oy almadı. Yani şunu demek istiyorum. 2013'te bu parti seçimlere giriyor. Seçimlerde yaklaşık olarak 4.7 oy alıyor. Federal meclis seçimlerinde. Ancak meclise giremiyor. Girememesinin sebebi %5'lik bir baraj. Yani Türkiye'de daha önce olan %10'luk bir baraj gibi bir şey düşünün. Bu barajı kıl payı kaçırıyor. Ve sonraki seçimlerde çok hızlı bir şekilde bu otoriterleşiyor veya gündemini değiştirerek oy kapıyor ve başarılı bir şekilde meclise şey gönderiyor, üye gönderiyor. Bu parti nereden geliyor? Aslında bu parti 2008'de başlayan, 2010'ların başında hala etkileri devam eden Euro bölgesi krizi, finansal krizinden, iktisadi krizden faydalanıyor. Aslında parti ilk kurulunda AB'nin kurtarma planına karşı olarak çıkıyor. Şüpheci bir partidir. Ama burada Syriza, şeydeki Yunanistan'daki parti gibi ekonomik sıkıntılara karşı çıkan bir parti. Sonradan daha çok böyle İslamofobik veya hani göçmen karşıtı, yabancı karşıtlı temalarını geliştiriyor. Tabii 2015'te Avrupa'da göç krizi patlak verdiğinde de bu partinin işine yarıyor. Siyasi stratejisi değişiyor. İşte Merkel'in hoş geldiniz, yani mülteciler için özellikle 2015'ten bu yana Angela Merkel'in Suriye ve Arap ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik yürüttüğü hoş geldin politikasına karşı bir söylem oluşturdu. Tabii burada 2 milyona yakın bir göçmen var, yani bugünden bahsediyoruz. Bu yüzden AfD, Alternatif Parti, sınırların kapatılmasını, göçmen kamplarının Almanya dışında kurulmasını talep etti. Sığınmacı hakkı reddedilen asırı dışı edilmesi, işte göçmenlerin tamamı Alman kültürüne entegre olmasını ve Alman kültürünü vurguladılar. Burada aslında az önce bahsettiğimiz talep ve arz yönlü faktörleri de yerine getirdiler. Bir tarafta da AB karşıtlığı yaptılar. Yani Euro para biriminden çıkmayı veya Avrupa Birliği'nden çıkmayı istediler. Tabii AfD Almanya Doğu eyaletlerine dahil olmak üzere 16 eyaletten 13'ünün parlamentosunda temsil ediliyor. Tabii burada hafife alınması gerekiyor. 2013'ten 4 yıl sonra 2017'de seçimlerde oylarını %12.6 alarak federal meclisinde üçüncü büyük parti oldu. Birinci ve ikinci parti koalisyon oluşturdu. Bu nedenle AfD muhalefet partisi konumuna geldi. 94 tane milletvekili gönderdi. Şimdi pandemi öncesi döneme baktığımız zaman iktidar partileri AfD'yi koalisyon hükümetinin dışında tutmayı başarsalar da burada Hristiyan demokratlardan ve Sosyal Demokratlar Birliği'nden bahsediyorum. AfD'yi ne kadar bu koalisyon dışında başarmışlarsa da en büyük muhalefet partisi olmuş. Burada az önce bahsettiğim o temaları vurgulayarak hükümetin kararlarına bir etkide bulunmuştur. Hem Merkel hükümetini hem de Almanya siyasi statüsüne meydan okumak için önemli bir fırsat sağlıyor. Bir de eleştiri makinesi gibi iktidar tarafından yanlış giden her şey eleştiriliyordu. Peki pandemi sonrasında AfD'nin nasıl bir siyaseti oldu? Almanya'nın siyasi sistemini ve ana akım partileri daha sağa iterek aslında burada pandemi sonrasında pek böyle bir sağ, sol, merkez ekseni kalmıyor. Benim gözlemlediğim ve yapmış olduğum araştırmalara bağlı olarak. Burada sağdakiler biraz daha merkezleşiyor ve merkezdekiler biraz daha sağlaşıyor. Burada bir oy kapmaca var. Tabii AfD'nin burada dolaylı bir etkisi var.
ana akım yani merkezdeki partileri daha sağa iterek güçlü dolaylı etkilere sahip olmuştu. Bu nedir? İşte pandemi döneminde, kriz dönemindeki sağlık önlemleri veya göç karşıtlığı, AB ve göç karşıtlığı burada pandemi sürecinde hala etkili. Fakat burada AFD çok büyük bir destek bulamıyor. Hani bu daha çok işte her şeyin sorumlusu göçmenler veya Avrupa Birliği olarak görüldü. Tabii burada iktidar sadece Almanya'da değil diğer Batı Avrupa ülkelerinde de burada Covid'de mücadele ederken daha çok nasıl hızlı önlemleri alınır bunun üzerine düşünüyorlardı. Popülist Radikal Sağ Parti AFD ise daha çok işte yasa dışı göç, göçmenler, işte İslam ve sembolleri üzerinde bir ajanda oluşturdular. Bu pek tutmadı. Neden tutmadı? Biraz sonra geleceğiz. Oy oranlarına baktığımız zaman bunu söyleyebiliriz. Yani sağlık krizinden gerçeklerde kopup siyaset izlemişlerdir. Yine burada sağlık krizinden maske zorunluluğun olmaması gerektiğini veya PCR testinin kalkmasını istemişlerdi. Tabii parti içinde de görüş ayaklarına sebep olmuştur. Şimdi az önce dediğim şekilde COVID-19 sürecinde ve sonrasında AFD yeterli bir başarı yakalayamamış. Çünkü 2021'de yapılan seçime baktığımızda 10.3 oranında bir oy almış. 88 tane milletvekili meclise göndermiştir federal seçimlerde. Daha öncesinde ise 2017'de 13.3 ile 94 milletvekili göndermiştir. 2013'te dediğimiz gibi %5'lik baraj olduğu için 4.7 almıştır ama mecliste olmamıştır. Avrupa Parlamentosu sonuçlarına baktığımızda 2013'te kurulduğu yılda, bu çok ilginç, kurulduğu yılda 7.1 oy almıştır. 7 tane Avrupa Parlamentosu üyesi seçilmiştir. Yine 2017'de 10.8 alarak 11 tane AB Parlamentosu üyesi yakalamıştır. Yani aslında burada %7 ve %10.8 küçük gibi görünse de Almanya'daki %7.1 yaklaşık 2,5 milyon ve 10.8 yaklaşık 4 milyon seçmene tekabül ediyor. Sonuç olarak yani AFD her ne kadar böyle sağcı, radikal bir çıkış olsa da CDU ve CDU tarafından, sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar tarafından koalisyon dışında yetilse de pek kaleye alınmasa da DX yani Bredix gibi bir söylem, Avrupa karşıtlığı bir söylem geliştirmiş. Mülteciler konusunda sert önlemler alacağını her zaman belirtmiştir. Yine bu pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından takip edilme kararı verildi. Yani daha önce bu yasalara uygun bir parti olarak görülüyordu ama pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Siyasi liderlerinin veya üyelerinin takip edildiğini biliyoruz. Yine pandemi döneminde dediğimiz gibi gerçeklerden yani sağlık krizine yönelik gerçek kopuk bir siyaset izlemeleri, yani az önce dedik PCR testi ve maskenin kaldırmak istemeleri, pandemiyi küçümseleri AFD için imaz sarsıcı bir hale dönüşmüştür. Sonuç olarak AFD'nin durumuna baktığımızda pandemi sürecinin ve sonrasında popülizm üzerinden bir araçsallaştırma var. Yani ideolojik düşüncelerinden ziyade yani şöyle AFD 2018-2010'larda o Almanya'daki iktisadi duruma karşı kurulmuş bir parti. Daha çok böyle ekonomik bir ajandası olan parti. Ancak bu 2015'lerde, 17'lerde o ideolojiden kopuyor. Yani daha çok opportunist ve popülist bir hale geliyor. Yani burada da pandemi sürecinde de ideolojik düşünce yapısından ziyade mesele odaklı ve opportunist. Yine bu AFD'li popülist liderler, Jörg Möttgen, Alexander Gulland, daha önce işte görüş ayrılığı yaşayıp partiden ayrılan Tilo Karapelle, bu liderler COVID-19 salgını yol açtığı krizi siyasallaştırmada yeterince başarılı olamamıştır. Özellikle iktidar partileri COVID-19 pandemisini depolitize etmeye çalışırken muhalefetteki radikal AFD ise kamuoyu desteğini almasalar bile krizi siyasallaştırdılar. Dolayısıyla sağlık krizi sona erdiğinde AFD için elverişli bir siyasi ve iktisadi ortam oluşur mu?
Bunu kısmen evet diyebiliriz. Çünkü büyüyen sorunların sorumlusu aranırken AFD yani popülistler AB'ye yönelik eleştirilerin dozunu artırabilir. Bu kuvvetle muhtemeldir. Yine pandemi sonrası dönemde kamu sağlığı güvenliği korumak adına göç politikaları daha da artırması, olası işsizlik oranlarının yozlaşmış elitler söylemine güç vermesi beklenebilir. Bu daha önce Merkel üzerinden yapılıyordu. Pandemi sonrasındaki dönemde ya da sağlık krizi sona erdiğinde bu yeni iktidar ve iktidar ortaklarına yüklenecektir. Benim sunumum burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşmayı durduruyorum. Sıradaki sunumumuz üniversitenin tarihsel süreç içinde misyondaki değişim. Şükriye Tümay Erdal hocamız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden. Listeye baktığım zaman Şükriye hocamız aramızda değil herhalde. Doğru mu? Şükriye hocam, duyabiliyor musunuz? Burada mısınız? Okey, Şükriye hocamız burada değil. Sıradaki sunuma geçelim. Rahmi Yücel ve Derya Yücel hocamız Bolu Abant İzzet Üniversitesi'nden The Effects of Competition Incentive and the Technological Cooperation in the Implementation of the Innovation Strategy başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler. Ben sözü Rahmi Yücel hocama vermek istiyorum. Merhaba hocam, duyabiliyor Merhabalar, musun? Merhabalar Bekir hocam, duyabiliyorum. Siz sesimi alabiliyor musunuz? Evet, sesinizi alabiliyorum. Ekranınız da gayet net. Tamam. Sunumunuza başlayabilirsiniz. Ekranı isterseniz paylaşabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Hemen paylaşıyorum. Görüntü geldi mi acaba? Evet hocam, nettir. Görüntü net. Tamam. Herkese merhaba. Şimdi bugünkü sunumda sunumu Türkçe yapacağım. Yenilik stratejisinin uygulanmasında rekabet yoğunluğu ve teknolojik işbirliklerinin etkileri konumuz. Günümüzde aslında iş çevreleri, işletme hayatında en önemli konulardan bir tanesi yenilik stratejileri. Bu eksende konuşacağız. Zamanı da iyi kullanabilmek adına malum süremiz sınırlı. Ben hızlı bir şekilde konunun aslında araştırma motivasyonunu nereden aldığımızı, neden böyle bir konuyu çalıştığımızı anlatmaya çalışayım hızlı bir şekilde. Sonra deneysel bulgulardan bahsedeceğim. Yenilik stratejileri aslında son 20 yıl hatta son 30 yıllık dönemde işletme hayatı içerisinde büyük bir yer ve önem taşıyor. Porter'ın 1980'li yıllarda 85'teki çalışmasında 5 güç stratejisiyle birlikte tartışmaya başlanan rekabet gücü elde etmede kullandığımız araçlar neler olmalı sorusu aslında günümüzde son 20 yıllık dönemde özellikle işletmeleri yenilik konusunda ilerlemeye mecbur bırakmıştır. Biliyorsunuz Porter 80 ve 85 yıllarındaki çalışmalarında işletmenin rekabet etme noktasında önemli paydaşlarını dikkate alması gerektiği ki işte 5 güç stratejisinde bunları özetlerken piyasadaki rekabetin düzeyi, seviyesi, yoğunluğu diye ifade edebileceğimiz ya da şiddeti diye ifade edebileceğimiz boyutun önemli olduğunu, ilk sırada yer alacağını, buna göre işletmenin farklı stratejiler geliştirmesi gerektiğinden bahseder. Bunun boyutları itibariyle de bunun dışında da müşteri gücüne bakmamız gerektiğini, tedarikçilerin gücüne bakmamız gerektiğini ve diğer boyutlarıyla da toplam 5 ana aktörün işte pazara girişteki kolaylıklar veya zorluklar düzenleyici boyutta önemli olduğunu belirtir. Bu ilk noktada ön plana çıkan rekabet yoğunluğu da işletmenin içinde bulunduğu pazar kesiminde göstereceği davranışı belirleyici bir ana unsur olarak görülür. Burada ilk ortaya atılan boyutlar itibariyle baktığımızda işte farklılaşma stratejilerinden, maliyet liderliği stratejilerinden, odaklanma stratejilerinden bahsedilmiştir ama zaman içerisinde bu stratejilerin de özellikle farklılaşma ve odaklanma stratejilerinin uygulanabilmesi için de pazar kesimine odaklanma ya da müşteri ve beklentilerine odaklanıp ona cevap verebilme adına yeniliğin en önemli araç olduğunu, işletmelerin bu stratejiyi hayata geçiremedikleri sürece günümüzde müşteri beklentilerine adapte olup rakiplerin önüne geçecek
tepkileri veremeyeceğinden bahseder. Bunu günümüze kadar onlarca çalışma bu konuyla ilgili yapılmış ve ortaya konmuştur. Günümüzde artık daha önceki stratejilere ilave olarak iş çevreleri ve işletme hayatı içeri gerek akademik anlamda gerek uygulama anlamında yenilik stratejilerinin varlığı artık tartışılmaz bir konudur. Bizim burada merak ettiğimiz, motive olmaya çalıştığımız ya da en azından Türkiye örnekleme açısından ortaya koymaya çalıştığımız boyutsa Porter'un ileriye sürdüğü gibi acaba yenilik stratejilerini uygularken işletmeler içinde bulundukları pazar kesimindeki rekabet yoğunluğundan etkileniyorlar mı? Yani yenilik stratejilerini uygulama düzeyleri üzerinde faaliyette bulundukları pazar kesimindeki rekabet yoğunluğu özür dilerim, belirleyici mi, etkili mi? Bunu anlamaya çalıştık öncelikli olarak. Burada yeniliğin uygulanması noktasındaki bir davranış olarak da günümüzde özellikle önemli olan hatta günümüzde artık yenilik konusu içerisinde açık yenilik ya da yenilikte açıklık veya açık inovasyon dediğimiz boyuta kadar taşınan işletmenin sadece yeniliği kendi iç kaynaklarıyla değil, belli bir düzeyden sonra bu yenilikteki hızlı değişime adapte olabilmek için dışa yönelme dediğimiz teknolojik işbirliklerine yönelme düzeyini rekabet yoğunluğu etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Aslında odak noktası çalışmanın bu. Çünkü bir sektörde ne kadar sık yenilik yapmanız gerekiyorsa, ürün yaşam süreleri ne kadar kısaysa, aslında hayatta kalabilmek için çok daha kısa zamanlarda ürün özelliklerinde veya ürünlerinizde değişiklik yapmanız, yani yenilik yapmanız gerekecek. Bu sadece ürünlerle ilgili de değil, süreçlerinizde, iş yapış şekillerinizde, yönetsel şekillerinizde değişiklik yapmanız, yenilik yapmanız gerektirecektir. Şimdi bunu sürekli olarak işletmelerin hem finansal anlamda kendi öz kaynaklarıyla yapması hem de insan kaynağı olarak sadece içerideki insan kaynağını kullanarak bu yenilik ve değişime adapte olabilmesi, ayak uydurması mümkün değil. Günümüzde bunu görüyoruz, zaten yaşıyoruz bu süreci. Hatta öyle şeyler görüyoruz ki konuyla ilgili. İşte Apple ve Samsung gibi birbirinin zorlu rakipleri, yıkıcı rakipleri olarak görülen kuruluşlar bile açık inovasyon kapsamında ortak Ar-Ge merkezleri kurabiliyorlar. Belli alanlardaki teknolojileri, ikisinin de faydasına olacak teknolojileri, mesela mikro işlemci teknolojilerini birlikte geliştirebiliyorlar. O işin Ar-Ge maliyetlerini azaltabilmek adına, firma başına düşen Ar-Ge maliyetini azaltabilmek adına. Öyle olunca aslında dışa açılma, yani teknolojik işbirlikleri ki bu sadece firmalar arasında değil, yani rakiplerimizle yapacağımız işbirliğini kastetmiyoruz. Üniversitelerle, araştırma merkezleriyle, tedarikçilerimizle, paydaşlarımızla her türlü teknolojik işbirliğinden bahsediyoruz burada. Ar-Ge ve inovasyona konu olabilecek işbirliklerinden bahsediyoruz. Bunları kullanma düzeyi acaba işletmelerin içinde bulundukları sektörün rekabet yoğunluğundan etkilenir mi? Aslında ana merak konumuz bu. Dolayısıyla burada temel olarak baktığımızda öncelikle rekabet yoğunluğu nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Ondan sonra araştırma modeli üzerinden araştırma sonuçlarını paylaşacağım. Şimdi rekabet yoğunluğu dediğimiz kavramı aslında Porter daha önceki çalışmasında bize işte endüstrideki büyüme hızı, sabit maliyetlerin ya da stok değerlerinin katma değerdeki payı, süreklilik arz etmeyen kapasite fazlalıkları, ürünlerdeki farklılık hızı, özgün marka sayısı, işte dönüşüm maliyetlerinin düzeyi, konsantrasyon ya da denge dediğimiz bir sektör içerisindeki genel firmanın durumu ve bu durumdaki değişikliğin hızı, enformasyon dediğimiz sektör içerisindeki bilginin veya verinin paylaşım hızı ve karmaşıklığı gibi veya rakiplerin çeşitliliği, sayısı, türü, nün fazlalığı gibi ve şirkette faaliyette bulunan şirketlerin, ana temel şirketlerin paylaşmış olduğu çok özür diliyorum. Temel amaç ya da iddiaların ortaklığı ve bunların sayısındaki fazlalık gibi ana öğelerle ifade etmiş durumda. Dolayısıyla bir sektörde bunlar ne kadar artarsa aslında o sektördeki rekabet yoğunluğu ya da rekabetin şiddeti
o derece yüksektir diyebiliriz. Bu bağlamda bakıldığında araştırmamızda temel olarak biz hem hipotez hem de araştırma modeli olarak şunu örneklemeye, test etmeye çalıştık. Rekabet yoğunluğu eğer bir sektörde fazlaysa, yüksekse, yani rakiplerinizin sayısı fazla, dolayısıyla sık bir şekilde rakiplerinizin önüne geçebilmek için ürün özelliklerinizi yenilemeniz, iş yapış şekillerinizi yenilemeniz, maliyetlerinizi iyileştirmek için iş süreçlerinizi iyileştirmeniz gerekiyorsa, o zaman bunu sadece iç kaynaklarla yapmanız, yani kapalı inovasyon dediğimiz şirket içi inovasyon modelleriyle bununla başa çıkmanız ve bunu sürdürülebilir şekilde devam ettirmeniz mümkün olmayacaktır. Mutlaka teknolojik gelişmelerden yararlanabilmek adına örgüt dışı kaynaklardan da yararlanmamız gerekecek. Üniversitelerden yararlanmamız gerekecek, Ar-Ge merkezleriyle yararlanmamız gerekecek. İşte örneğini verdiğimiz Apple ve Samsung'da olduğu gibi belki rakiplerle ortak hareket etmemiz gerekecek ki bir takım teknolojilerde zaman kaybetmeden gelişmeye adapte olabilelim ve buna ayak uydurabilelim. Çünkü bir sektör içerisinde biliyorsunuz sektörel anlamda sektörün büyüme hızından daha düşük bir büyüme hızıyla büyüdüğünüz takdirde ya da küçüldüğünüz takdirde bunun sonu aslında bir süre sonra yok olmanıza kadar gidebiliyor. Ve bu yeniliğe ayak uyduramadığınız takdirde çok kısa zamanda sektörden kaybolabiliyorsunuz. En büyük firma olsanız dahi. Bunun örneğini Nokia ile verebiliriz. Hepimizin bildiği, tanıdığı bir marka biliyorsunuz Nokia. 2000'li yılların başında telekom sektöründe, telefon sektöründe sektör lideriyken bir anda biliyorsunuz akıllı telefona geçiş sürecinde bu yeniliğe adapte olamadığı ve kendi bu anlamda ürün yeniliğini akıllı telefon noktasında, akıllı telefonlardaki işletim sistemi noktasındaki o yeniliği sağlayamadığı için günümüzde aramızda yok. Yani 2000'li yıllarda herhalde Nokia'yı konuşacak ve bunun olacağını söyleyecek olsaydı kimse bu söyleme inanmazdı. Ama yaşadığımız gerçek bu. Şimdi bu daha da artmış durumda. Daha geriye gitmiş durumda falan değil. Yeniliğin hızı çünkü gün geçtikçe artıyor. Artık GSM sektörü ya da telefon sektörünü örnek alacak olursak telefonlar artık telefon olmak özelliğinden çıktı. İşte akıllı telefon diyoruz ama bilgisayarın tahtını sallayan her şeyi işte telefon üzerinden yapabildiğimiz bir çağı yaşıyoruz. Ve genç nesil geldikçe bu özellik daha da yıkıcı bir hale bürünüyor. O yüzden firmaların sadece iş kaynaklarıyla bunları yapmaları kendi sektöründeki her şeyde çok iyi düzeyde hem finansal anlamda güçlü olup yatırım yapmaları hem de bu yeniliği sağlayacak insan kaynağını yetiştirmeleri mümkün değil. O yüzden rekabet yoğunluğunun yüksek olduğu durumlarda teknolojik açıklık ve işbirlikleri artması gereken bir durum. Birincisi bu. Teknolojik işbirliği artarsa ne olur? İşletmenin yenilik stratejisi, uygulama düzeyi ve başarısı bundan pozitif etkilenir. Dolayısıyla aslında biz rekabet yoğunluğunun artması durumunda şirketlerin açılma, dışa açıklık, teknolojik işbirliklerine gitmesi ve bunun da yenilik stratejilerinin uygulama düzeyini arttırmasını bekliyoruz çalışmamızda. İkinci bir boyutsa rekabet yoğunluğunun yenilik stratejisine doğrudan bir etkisi var mı yok mu boyutu. Ki beklediğimiz diğer bir etki de bu. Çünkü rekabet yoğunluğu yüksek olduğunda ki deneysel çalışmalarda da bu farklı şekillerde, farklı örneklemlerde gözlenmiş durumda. Yenilik stratejisini uygulama ihtiyaçları, gereklilikleri işletmenin artıyor. Çünkü bununla baş edebilmenin başka bir yolu yok. Siz de ürün, süreç ya da yönetsel anlamdaki uygulamalarınızda yeniliği sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde hayatta kalamazsınız. Bu motivasyonla Türkiye örnekleme açısından Ankara, Bursa, Kocaeli illerine İstanbul dahil bu dört ili kapsayan bir deneysel çalışma gerçekleştirdik. Neden bu dört il? Önce ona cevap verelim. Bu dört il Türkiye'nin sanayi ve hizmet üretiminde ve aynı zamanda gayri safi yurt içi hasıla üretiminde ilk onu oluşturan iller ve bu dört il aynı zamanda %50'yi oluşturan iller. Dolayısıyla örneklem geçerliği açısından bu dört ile odaklanmamızın temel nedeni bu. Bir araştırma söz konusu olduğu için mecburen biliyorsunuz araştırma bütçesi
Her yerde tamamında keşke bütçe olsa bütün illerde yapabilsek ama bu mümkün olmayacağı için ana kitle olarak bu 4 il seçildi. Bu 4 illerde de sektör olarak üretim işletmelerine odaklandık. Bu 4 ildeki kolay örnekleme yoluyla rastsal olarak üretim işletmelerindeki 268 yöneticiyle, ki bu yöneticiler içerisinde üst kademe, orta kademe ve alt kademe yöneticiler var. Üst kademe yönetim olarak sahip ortaklar dahil, genel müdür, genel müdür yardımcısı, orta kademe yönetimci birim amirlerimiz, departman müdürlerimiz, diğer yöneticilerimiz de işte kısmı bölüm amirlerimiz vesaire. Bu 268 gözlemde ne elde et diye ben gelmek istiyorum. Bu örnekleme ilişkin demografik olarak baktığımızda çalışmaya katılanların %35'i bayan yöneticilerden oluşuyor, %65'i erkek yöneticilerden. Eğitim durumlarına baktığımızda %35'i yaklaşık ön lisans ve altı seviyede eğitime sahip. Geri kalanları lisans ve üstü eğitim düzeyinde. Yaş olarak baktığımızda da yine yaklaşık %12,5'u 25 yaş altı. %27 buçukluk kısmı 26-30 yaş aralığında. %20'si 30-35 yaş grubu arasında. Geri kalan da bunun üzerinde. Pozisyon olarak baktığımızda firma sahibi olarak 40 gözlemimiz var. Sahip ya da ortak pozisyonda olup yöneticilik yapar. Yaklaşık %15'e tekabül ediyor. Üst yönetici olarak genel müdür, genel müdür yardımcısı pozisyonda %20'lik 51 gözlemimiz var. Orta kademe yönetici, bölüm amirleri, müdürler vesaireler 116 gözlemimiz var. %46'ya tekabül ediyor. Örneklemenin toplam payı içerisindeki oranı. Diğer yönetici pozisyonunda da %17,8'lik bir kısım çalışmaya dahil olmuş. İş tecrübeleri itibariyle de 78 gözlemimizin %30'luk kısmı 1-5 yıl arası deneyime sahip. 6-10 yıl grubunda %24'lük, 11-15 yıl grubunda %15'lik, geri kalanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip yöneticilerden oluşuyor. Şimdi biz burada çalışmanın değişkenlerinin ölçümünde daha önce literatürde kullanılmış bir takım ölçeklerden yararlandık. Bu ölçekler farklı çalışmalarda Türkiye'de daha öncesinde benim yapmış olduğum bazı çalışmalarda daha önce kullanmış olduğum ve Türkçe'ye uyarlamış olduğumuz ölçekler aynı zamanda. Bunların aslında böyle bir çalışmada farklı çalışmalarda kullanılmıştır. Rekabet yoğunluğu, teknolojik işbirliği, işte yenilik stratejisi gibi. Bunların bir arada tekrardan farklı bir örneklemde, yönetici örneklemde de test edilmesi imkanı doğdu. İşte Morgan'ın rekabet yoğunluğu ölçeğinden yararlandık. Aynı zamanda Benz ve Langfield buna bir iki değişken daha eklemişti. Kaan'ın teknolojik işbirliği ölçeğinden yararlandık. Zahra ve Kovin'in yenilik stratejisi ölçeğinden yararlanmıştık. Bunların uygulama sonucunda ortaya çıkan faktör analizi ve güvenilirlik değerleri tabloda görüldüğü gibi rekabet yoğunluğu güvenilirlik olarak kromba alfa değeri %85, kompozit geçerli %88, açıklanan ortalama varyans düzeyi %52, faktör yüklerinde gördüğünüz gibi %59 ve üzerinde artan faktör yük değerlerine sahipler. Geçerli bir yapıyı bize gösteriyor sonuçlar. Keza teknolojik işbirliğinde de öyle. Yine yenilik stratejisinin uygulanmasında da faktör yükleri gerek güvenilirlik ve geçerlilik değerlerinin %70'in üzerinde olduğunu görüyoruz ki bu sosyal alandaki çalışmalarda gerçekten yüksek güvenilirlik düzeyine geçerliliğin olduğuna işaret ediyor. AVE değerlerinin hepsinin %50'nin üstünde olması bu bağlamda modele ilişkin çalışmaların yapılabileceğini gösteriyor bize. Şimdi değişkenlere ilişkin bu sonuçlar dikkate alınarak değişkenler arası ilişkilerin analizinde biz kısmi en küçük kareli yapısal eşitlik analiziyle değişkenlerin analizini gerçekleştirdik. Aslında iki aşamalı bir analiz sürecimiz var. İlkinde moderatör etki dediğimiz boyut yok. Yaptığımız ilk analizlerde şunu gördük. Rekabet yoğunluğu araştırmanın hipotezlerinde de öngörüldüğü gibi teknolojik işbirliğini ve yenilik stratejisini pozitif yönde anlamlı şekilde etkileyen bir değişken olarak karşımıza çıktı. Örneklem açısından. Teknolojik işbirliğiyle
Yine yenilik stratejisinin uygulanma düzeyini arttıran önemli bir değişken olarak gözlemlendi. Buna ilave olarak yaptığımız ikinci düzey analizlerde biz, daha doğrusu ilk analizlerin sonucunda ortaya çıkan bu sonuç dikkate alındığında biz şunu fark ettik. Teknolojik işbirliği sadece yenilik stratejisinin uygulanmasını doğrudan arttıran bir etken değil, aynı zamanda rekabet yoğunluğu arttıkça rekabetle baş edebilme noktasında firmaların kullanmış olduğu bir ara değişken. Yani buna yöneliyorlar ve teknoloji işbirliğini yüksek oranda kullanan firmaların yenilik stratejilerini arttırma düzeyi daha fazla mı oluyor acaba sorusunu sorduk. Ve buna ilişkin madem öyle bir ara değişken, düzenleyici değişken daha doğrusu etkisi var mıdır? Bunun analizini yapması gerektiğini gözlemledik ve yaptık bu analizi. Bu analizi yaptığımızda teknolojik işbirliğinin aynı zamanda bir moderatör etkisinin de olduğunu gördük. Şimdi bu şu anlama geliyor bizim için. Yenilik stratejisi hem doğrudan teknolojik işbirliği düzeyinden etkileniyor, hem de teknolojik işbirliğini yüksek oranda kullanan firmaların yenilik stratejisini arttırma düzeyi diğer firmalara göre daha yüksek oluyor. Rekabet yoğunluğunun etkisi yine devam ediyor. Her iki durumda da rekabet yoğunluğunun yenilik stratejisi üzerinde pozitif bir etkisi var. Ama teknolojik işbirliğini yüksek oranda kullandığında firma bu etki düzeyini daha da arttırarak yenilik stratejisindeki hem uygulama hem başarı düzeyini arttırabiliyor. Dolayısıyla teknolojik işbirlikleri günümüzde artık firmaların özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde başa çıkma noktasında, rekabette başa çıkma noktasında yöneldikleri bir önemli değişken ve birden çok boyutuyla yenilik stratejisinin uygulaması düzeyini etkiliyor ki burada bulmuş olduğumuz yol katsayıyla bir istatistik olarak anlamlı %1 düzeyinde en az pek çok aşamada. H3 dediğimiz teknolojik işbirliğinin yenilik stratejisi üzerindeki etki düzeyi de yine %5 düzeyinde istatistik olarak anlamlı ve pozitif bir etkiyi bize gösteriyor. Bu bağlamda bakıldığında işletmelerin yenilik stratejilerini uygulama ve bunda başarılı olma noktasında teknolojik işbirliklerini kullanması gerektiği sonucuna buradan varabiliriz. Ki sadece gerektiği sonucuna varmak değil, buna yöneldiklerini aslında deneysel olarak elde ettiğimiz bulgular bize gösteriyor. Yoğunluklu olarak şirketlerin teknolojik işbirlikleri yoluyla rekabetle başa çıkmaya ve yenilik stratejisini hayata geçirmeye çalıştıklarını, bunu bir araç olarak kullandıklarını ve bu aracın hem yenilik stratejisini doğrudan etkileyen bir unsur hem de rekabet yoğunluğuna karşı bu stratejilerin uygulanmasında başarı düzeyini arttıran bir faktör olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Evet, ben sunumumu tamamlamış oluyorum bu şekliyle. Soru cevap kısmında sorularınız varsa cevaplayabilirim ya da şu an sorularınız varsa cevaplayabilirim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Rahmi Yücel hocamız. Rahmi Yücel hocamız aslında süreyi aştı ama bizim üçüncü sunum Tümay hocaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, biraz kaptırmışım Bekir hocam, evet, kusura bakmayın. Şükrü Tümay hocamız olmadığı için, zamanımız olduğu için aktardık. Ben de kesmek istemedim. Rahmi Yücel hocamız bize bu işletmelerin yenilik stratejilerinden, önemlerinden bahsetti. Bu önemin rekabet yoğunluğuyla, teknolojik işbirliğiyle ilişkisine değindi. Yine çalışması İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 4 il ve bunun bulgularını bizle paylaştı. Rahmi Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki sunumumuz, aslında son sunumumuz Sinem Sönmez hocamız Malatya İnönü Üniversitesi'nden. Sunumun başlığı çalışanların 5 faktör kişilik özelliklerinin ruhsal liderlik algısına etkisi. Sinem hocam söz sizde. Bilal hocam, Bekir hocam teşekkür ederim. Ben de hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Benim hazırladığım sunumu şöyle şu ekranı yana alayım. Size maalesef ben bir slide gösterisi sunamayacağım. Benim maalesef bilgisayarda bir sorun olduğu için çalışmalar biraz silindi. O da şu anda olmadığından size özet üzerinden, kendi hazırladığımız veri üzerinden çok kısa bir sunum yapacağım.
Çok fazla zamanınızı almadan hemen başlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Çalışmamızın ismi çalışanların 5 faktör kişilik özelliklerinin ulusal liderlik algısına etkisi üzerine. Bu çalışmayı biz aynı üniversitedeki arkadaşım Gülden Akpolat da yine Çukurova Üniversitesi'nden arkadaşım Gülşen arkadaşımızla beraber yürüttük. Bizim çalışmamız çalışmada özellikle kişilik özelliklerine göre liderlerin nasıl algılandığı ile ilgili bir bakış açısı sunmak istedik. Bu amaçla çalışanların 5 faktör kişilik özelliklerine göre değerlendirilerek ruhsal liderliği nasıl algıladıklarını incelemek istedik. Açıkçası şöyle bir şey var. Öncelikle kavramlardan genel olarak bahsetmek istersek, 5 faktör kişilik özelliği genel olarak zaten bildiğimiz üzere içe ve dışa dönük olmayla ilgili, duygusal durumla ilgili bunun tutarlı ve nevrotik olması, içe yine aynı şekilde deneyime açıklık ve kapalılık, yine düşük sorumluluk ya da yüksek sorumluluk gibi özelliklerle ruhsal liderlik davranışı da temelinde ruh, ruhsallık ve din ilişkisi temelli. Ama aslında biraz bizi motivasyona götüren, biraz bizi örtük liderliğe yaklaştıran ama aynı zamanda da onun farklı açıdan bakmamızı sağlayan bir liderlik. Genelde yeni düşünülen, yeni çalışılan bir konu olması bizi aslında cezbetti. Önemli bir konu. Burada özellikle biz lideri çalışan gözüyle ele almak ve onun nasıl motive ettiğini, nasıl bireylerin bu özelliklerini ortaya çıkardığını ya da bunun da aynı şekilde şu açıdan da düşündük. Genelde çalışmalarda lider yönlü, dediğimiz gibi liderin nasıl çalışanlara böyle bir etki ettiği gözlenirken, biz burada ikisini beraber düşündük. Çalışanların da kişilik özellikleri, çalışanların davranışları, çalışanların da bu bir takım özellikleri, bahsettiğim temel özellikleri lideri aslında nereye taşıdı? İşte orada örtük liderlik devreye giriyor. Aynı zamanda da ruhsal liderliği de, ruhsal liderliğin farklı yönü olması, benzer olması yönüyle onu ele aldık. Burada dediğim gibi bir motivasyon temelli bir liderlik bu. Çalışanları nasıl gerçekten olumlu olan özelliklerini ortaya çıkarması ile ilgili. Aynı zamanda çalışanların da nasıl davrandıklarında liderin de onlara nasıl davrandığı ya da davranması gerektiği ile ilgili bir ilişki analizi gibi diyebiliriz aslında. Yine ruhsal liderliğin temelinde yer alan şöyle bir güzel bir özellik var ki beden, akıl ve kalp. Aklın içerisinde rasyonalite var, kalbin içerisinde duygu var. Biz bunu nasıl dengeye getiriyoruz? Temel sorumuz aslında bu. Bu aynı zamanda insanı oluşturuyor. Kişilik özellikleri dediğimiz 5 faktör kişilik özellikleri de zaten insanın başlı başına kendisi. Bunlar nasıl bir sonuca gelecek? Bununla ilgili çalışmamız nicel bir araştırma olacak. Nicel araştırma ve özellikle sağlık alanını ele aldık. Çünkü sağlık her şeyle ilgili olan bir alan olduğu için açıkçası her şeyle ilişkisi kurulabilen bir alan. Nicel olması aynı zamanda çalışmanın belli başlı hazır kalıplar içerisinde gerçekten nasıl ortaya koyulabileceğini göstermesi ve istatistik yöntemler kullanılması bize sağlıklı sonuçlar vereceğini düşündüğümüz için bunu kullandık. Çalışma genel olarak sonucunda bireylerin sahip olduğu kişilik özelliklerin onları motive edip geliştirmeye çalışan ruhsal liderlik davranışını nasıl algıladığını vurgulamak istiyor. Bu yönüyle hem literatüre güzel bir katkı olacağını düşündük açıkçası. Hem de gelecekteki çalışmalar için bir bakış açısı sunmak istedik. Çünkü yaklaşan dönemde nicel çalışmaların yanında nitel araştırmaların da önemli olduğunu bildiğimiz için bunun içerisinde böyle buna dönük bazı sorularımız da olacak. Böyle geliştirmeyi düşünüyoruz hocam. Benim sunumum bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim hocam. Ben bu kadar fazla uzatmak da istemiyorum. Akşam oldu. Hem de kimsenin vaktini de almayın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Sinem Sönmez hocamıza. Malatya İnönü Üniversitesi'nden. Sunum çalışanların 5 faktör kişilik özellikleri. Tabii bu faktörler arasında ruhsal liderlik davranışının ilişki analizini bizimle paylaştı. Evet. Biz çok teşekkür ederiz. Sunumlarımız burada bitti. Şimdi discussion tartışma bölümüne
geçebiliriz. Sunumlar sırasında eksik kalan ya da o tarafları eksik kalan düşündüğünüz ve eklemek istediğiniz bir yer varsa ekleyebilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı alıp tartışabiliriz. Sorusu olan var mı? Veya eklemek gereği duyan? Musadık Hocam, Rahmi Hocam? Benim sorum yok hocam, sağ olun. Aslında size bir soru sormak istiyorum Bakır. Tabii, tabii. Hocam. Tabii ki, buyurun. Çok enteresan bir çalışma yaptınız. Aslında ben bu süreçte Almanya'daydım. Özellikle AfD'nin nasıl diyeyim, ortaya çıkışı, uyanışı daha doğrusu. Hangi dönemde Almanya'daydınız Musadık Hoca? 2019 ve 2020'de. Evet. Avrupa Birliği'nin parlamenterin şeysi, Trump'ın o gelme sırası içerisindeki küresel bir sağ politikanın izlendiği yolda ve aynı zamanda bunu sanırım fark ettiniz. Yani pandemi döneminde böyle şaşırtıcı bir şekilde AfD böyle bir düşüşe geçti. Hani bunun sebebi olarak ne düşünüyorsunuz? Şeye rağmen mesela küresel sağlık sorunlara rağmen, Almanya'daki ciddi problemlere rağmen, yani ya aslında şöyle cevaplayabiliriz. Şimdi AfD içerisinde şöyle bir dezavantaj var. Aslında yöneticilerin sık sık değişmesi, yöneticilerin görüş ayrılığı yaşaması. Mesela daha önceki eş başkanlık sistemi AfD'de mevcut. İki tane başkan var. Şimdi daha önceki ilk çıkışta baktığımız zaman kurucu üyelerine baktığımızda, günümüzdeki üyelerine baktığımız zaman söylem farklılıkları var. Yani bir söylemlerinde bir eksen kaymasının olduğunu görüyoruz. Artı mesela Frank Petri, o kadın olan, yanılmıyorsam 2010'lardaydı. 2017 miydi? Mavi Parti diye bir partiyi kurdu, partiden ayrıldı. Hı-hı. Yine Tilo Krapale, o daha önceki bir Merkez Partisi'nden ayrılmıştı, ismini hatırlamıyorum. Alexander Gulen, parlamentoda temsil edilen üyeler, yani daha doğrusu Avrupa Parlamentosu'nun üyeleri, AfD'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki üyeleri. Yani bunlar arasında bir görüş ayrılıkları var. Yani bazıları bu pandemi sürecinde sağlık krizine odaklanırken işte burada hükümetin daha çok böyle dezavantajlı yerli aileleri, tırnak içerisinde Almanyalı aileleri veya emeklilerini bir destek programı, bir ekonomik destek programını savunurken veya dile getirirken, diğer tarafta üyelerinin çoğu daha çok böyle göç, göçmen karşıtı, işte yabancı karşıtlı veya bitti derken benim sunumum bitti. Birkaç dakika tartışma kısmından sonra tam bitiyor. Sinem Hocam? Hocam mikrofon açık kalmış. Anneme cevap verdim. Kusura bakmayın. Önemli değil. Musadık Hocam, şimdi pandemi sürecinde şimdi bu AfD'liler, yöneticileri olsun, bu arada sosyal medya takipçileri, diğer partilere baktığımız zaman, ana akım partilerine baktığımız zaman çok fazla takipçileri var. Ve bu medyadaki ve bölgedeki, kendi ülkelerindeki bu göçmenlerin sorunlarına, işsizlik, işte refah veya onunla ilişkilendirecek pandemi krizi ya da sağlık krizine sorunlarını sosyal medyada ustalıkla kullanıyorlar. Yani AfD'liler bence pandemi sona erdiğinde, AfD'liler önümüzdeki dönemde artan toplumsal endişeleri ve kutuplaşmaları daha da körüklemesi ve bundan siyasal kazanç sağlaması kuvvetli muhtemel. Yani şu anda baktığımız zaman. Ama reel politiğe baktığımız zaman, işte parlamento seçimleri, işte geçen yıl pandeminin ortasında 2021'de federal seçimlere baktığımız zaman bir oy düşüşü, yaklaşık 2.3-2.4 gibi bir oy düşüşü görüyoruz. Tabii burada şu önemli, evet mecliste temsil edilenlerin sayısı düştü. İşte ana akımda
ana akımda, ana akım medyada, ana akım partilerin söylemleri biraz daha ön plana çıkarken medya görüntüleri daha çok sosyal medyaya kaymış durumda şu an AFD'nin. Yani bu da aslında bir dezavantaj. Üçüncü bir dezavantajı sunum sırasında bahsetmiştim. İçişleri Bakanlığı tarafından takibe alınıyor. Özellikle pandemi sürecinde. Yani bu AFD'lilerin işte pandemi sorunlarını değil de pandemiyle dolaylı veya uzaktan ilişkisi olan sorunları ustalıkla kullanma aslında biraz daha hükümet veya hükümet yanlısı partileri biraz daha rahatsız etti. Bunları takibe aldılar. Bir de radikalleşme de tabii vardı. Şimdi oy verme eğilimlerine baktığımız zaman işte Pulse of Pool, Kastelerin olsun, Euro Parameter olsun, bu gibi yerlere baktığımız zaman aslında bu partinin böyle keskin bir düşüşü yok. Yani sizin mesela 2019'da pandemi başladığında çoğu araştırmacının ortak kanısı şuydu, öngörüsü şuydu. Bu sağlık krizinde en çok nem alanı, en çok kazanç elde edecek olan popülist radikal sağ partilerdi. Ki bu Orta Avrupa'da böyle oldu. Doğu Avrupa'da oldu ama Batı Avrupa'da bu olmadı. Çünkü Batı Avrupa'da bu toplum olarak bu krize bir anlamda hazır değildi. İkinci olarak ekonomik olarak hazır değillerdi. Bir de dediğim gibi AFD'nin diğer popülist radikal sağ partilerle karşılaştırdığımız zaman dezavantajı parti içerisindeki görüş ayrılıkları, işte takibe alınması hükümet tarafından ve bunu alakası olmayan yani mesela ajandalarında 20 tane sorun var. Daha çok sorunların böyle önceliklerken işte işsizlik, Avrupa şüpheciliği veya göç karşıtlığı, İslam sembollerine karşıtlığı gibi şeylere ayırdılar. Bundan dolayı pek bir başarı elde edemediler. Ama diğer tarafta şu da var, pandemi sonrası dönemde işte bu göç politikaları daha da artması, yani bu işsizlikle oranla baktığımız zaman bu yozlaşmış elitler dediği, yani daha önce Merkel'di, şu anda Olaf veya diğer iktidar partileri. Tabii bu yozlaşmış elitlere söylemine güç vermesi aslında ben görüyorum, yani keskin bir düşüşün olmaması. Son olarak şöyle bir şey var, yani bu homojen ulus miti yaratma veya homojenleştirme aslında bir tarafta Avrupa'da yani Batı Avrupa'da biraz dikkate değer bir konu. Sadece AFD'lilerin değil, diğer mesela Front National ya da RSF'in Ulusal Birleşme Partisi'nin, daha sonra ismi değişti, Front National'dan, Ulusal Cephe'den Ulusal Birleşme'ye geçen Le Pen'in partisi. Bu da radikal sağ parti. Mesela Cumhurbaşkanı seçimlerinde neredeyse ikinci tur olan neredeyse seçimi kazanıyordu. Dolayısıyla bu homojen ulus miti, Macaristan'da da bu böyle. Tabii Macaristan'ın Batı Avrupa'daki ülkelere nazaran başarılı olmasının arkasında ekonomik faktörler de var. Mesela enflasyon oranına baktığımız zaman Macaristan ekonomik olarak Avrupa'daki ülkelere göre biraz daha iyi durumda. Yani enflasyon oranına açısından söylüyorum. Ki bu homojen ulus miti, yani aslında burada bir kriz olduğunda işte 2 milyon tane 2015 ile 2022 yıl arasında Almanya'ya yaklaşık 2 milyon yabancı gelmiş. Yani bunun çoğu işte bu Arap ayaklanmaların neticesinde Avrupa'ya göçmüş. Özellikle işte Almanya'ya gelen mültecilerden rahatsızlar AFD. Ve bunu her yerde dile getiriyorlar. Bence bu pandemi sonrasında herhangi bir iktisadi krize veya siyasi bir krize yol açarsa burada AFD tekrar güçlenebilir, hatta hızlı bir şekilde yükselebilir. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında benim de sorum vardı. Aslında bir soru değil, açıklık getirmek istiyorum. Bazı notları da almıştım. Şirazi derken, İsmail Hüseyin Şirazi, tabii siz Bangladeşli diye başlık atmıştınız. Tabii Şiraz İran'da da var. Sizin sunumda bahsettiğiniz gibi İran'da da var. Yani aynı mı Şirazi derken orada Şiraz'dan geldiği, yani siz doğduğu yer söylediniz? Hayır, o Şiraz Ganj aslında isimleri bizdeki çoğu yer isimleri. Hem oradaki biliyorsunuz Türkler, yani Baburlar yaklaşık ve Dilli saltanatlar yaklaşık 600
sene hukum sormuşlar. Bu sürecinde de dil olarak yani Türkçe kullanmamışlar. Farsça kullanmışlar, Arapça kullanmışlar. Türkçe de iltitmişler. Bazı böyle nadiren sadece sarayda kendi aralarında belki. Ama o yüzden bazı yer isimleri özellikle böyle Farsça Arapça ya da Farsça Türkçe kökenli olarak böyle isimlendirilmiş. Mesela Şiraz Ganj. Genç yani Şiraz genç yani o Şiraz'ın gencinden, gancından gelmiş. O havcası anlatıyor. Bir de bağ var. Yani mesela Şahbağ ve Ganj ekleri daha doğrusu etimoloji olarak bize bizim şeylere yani yer isimleri yapışmış böyle. O yüzden Bangladeş'in Şirazi Hindistan'la İran'la alakası yoktur. Anladım hocam. Benzerlik isim benzerliği. Evet. Bunu da böylece açıkladık. Başka sorusu olan var mı? Ya da eklemek istenilen bir şey var mı? Eğer yoksa kapanışa yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Yok hocam, teşekkürler. Çok güzel oldu. Size de teşekkürler sunumunuz için. Biz teşekkür ederiz Sinem hocam. Şimdi Bir bu kongrenin son oturumuydu, son paneliydi. Ben hepinize çok çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kongre 13 Mayıs'ta başladı. Bugün biraz sonra bitecek. Bu da son oturumlardan bir tanesi. Musadık Hocam herhalde bir sorunuz var. Hani size tekrar olarak yani mesela siz bunu araştırırken gördünüz. Bu sizin şeyle ilgili. Böyle kurumsal bir sağcılık mesela sinir koruması yani native narrative dediniz. Yani böyle yerli olması ya da ata toprakları savunması ya da duvarlar örmesi. Hudson'ın büyük bir şarkısı var biliyorsunuz. Why Evet. We Hate the World. Aslında Amerika'nın başkanı da geldiği zaman duvarlar olmuştu bu şey Evet. sınırında. Aynı Evet. şekilde Polonya'da da biz gördük bu yani ulus belki de dünya tarihinde, insanlık tarihinde böyle bir şey görmemiştir. Duvarlar örmesi, böyle bir ikinci seviyeye geçmesi. Kurumsal çapında siz bunun bir etkisi olarak böyle dalgalanması olarak bir görmediniz mi mesela? Hem mesela AF'te değil, belki de yerel olarak yani lokal olarak düşünürseniz nasıl bakıyorsunuz? Ya vallahi tabii bu popülizmin tanımı da dedik çetrefilli bir kavram, bir olgu. Yani dedik biz burada üç anlam yükleyerek açıkladık. İşte strateji olan, ideoloji olan ve söylem olan üç farklı kategoride biz bunu açıkladık. Tabii bu her ülkede paralel bir şekilde yürümüyor. Yani bir domino etkisi yaratıyor, etkileniyor, etkiliyor. Ancak her ülkede şahsına münhasır bir şey. Yani mesela işte Batı Avrupa'nın çoğu ülkelerinde işte bu göçmenlik veya işte göçmenlerin azınlık kültüre bir tehdit olarak algılanması, bazı ülkelerde işte refah şovenizmi oluyor. Bazısında ulusal egemenlik oluyor. İşte bazısında demografik sıkıntılar oluyor. Bazılarında işte yönetimsel bir değişikliğe yol açıyor. Yani burada değişim oluyor. Lokal olarak baktığımız zaman yani sosyo-kültürel tehdit olarak bu AFD benzeri nasıl bir oluşum var Türkiye, nasıl bir hareket var? Açıkçası yani bunu benzer bir şekilde söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim kişisel görüşüm mesela Türkiye'de bu üst perdede veya partilerin, siyasi partilerin meclisteki siyasi partilerin doğrudan temsilcileri veya yetkilileri söylemese de Zafer Partisi'nde yani Ümit Özdağ'ın önderlik etmiş olduğu, liderlik etmiş olduğu şeyde görebiliyoruz. Zafer Partisi'nde görüyoruz. İşte bu mülteciler karşıtı bir hareketin olduğu, işte sosyo-kültürel tehdit olarak bunların görüldüğü, sadece sosyo-kültürel değil, sosyo-ekonomik zorluklara da sebep verdiği için bunlar görülüyor. Lokal anlamda bunu söyleyebiliriz. İdeolojik olarak hani nativizm, yerli millicilik anlamında MHP'yi de söyleyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi. Türkiye'deki aslında iktidar koalisyonundaki parti. İşte
AK Parti var. AK Parti koalisyonunu oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi. MHP de burada hani ulus tanımını yaparken ya da homojen ulus mitini kullanabiliriz. Ama eylemlerine, söylemlerine geldiğin zaman, yani daha doğrusu temalarına baktığımız zaman işte daha çok böyle vatan var. İşte güvenlikleştirme var mesela MHP'nin. Ama göç sorunu yok. Şimdi bir iktidar da var. Acaba bu gerçekten mi bir göç sorunu yok partinin siyasi söyleminde? Yoksa iktidar ortağı olduğu için mi yok? Mesela bu çok önemli. MHP bir şekilde benzer ama söylem temalarına baktığımız zaman MHP'de göç sorunu, göç karşıtlığı sorunu yok. Zafer Partisi'nde bunu görebiliriz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Diğer katılımcılar ayrıldı. Sizin yoksa bir sorunuz kapatayım ben. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum Musadık Bilal hocam. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun. Bir de şey sempozyumla ilgili. Deadline 27'sinde değil mi? Şeyleri yüklemesi. E-mail gelir hocam. Bir bilgilendirme e-maili herhalde olur. Orada şeyde yazıyordu herhalde. Web sitesinde yazıyordu. Ama bir bilgilendirme e-maili gelir diye düşünüyorum. Deadline ile ilgili. Sağ olun, teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. Teşekkürler, sağ olun.